Efendim günün manşeti başladı. Gazete manşetleri ve günün gündemini konuşmak üzere Hikmet Genç'le birlikte. Karşınızdayız, hepinize merhaba diyoruz. Hikmet merhaba. Merhabalar, günaydın. Hayırlı sabahlar. Ramazan'ın dörtte birini devirdik değil mi? Neredeyse dörtte biri bitirdik. Sekiz, dokuzuncu. Ya, nasıl geçiyor, hızlı geçiyor değil mi? Maşallah, evet. Yani hızlı geçiyor. Kıyamet alamet Hikmet bunlar. Ya. Şimdi efendim başlıklarımız malum bol. Bunlardan bir tanesi dün gece. Hep bu işte gece yarısı yapıyorlar dediklerinde nasıl gülüyorum var ya. Evet. Gece yarısı biliyorsun iki tane bakan gitti, üç tane bakan geldi yerine. Evet. Ve bu gece yarısı operasyonu falan filan oldu. Efendim bu gece yarısı operasyonu falan filan değil. Resmi gazetede saat 00.00'da yayınlanıyor. Dolayısıyla evet, resmi gazetede yayınlandığı için o saatte öğrenmiş. Aslında gece operasyonu falan aslında değil. Tabii. Demek ki resmi gazete her gün öğleden sonra yayınlanmadı. İşte o zaman da öğleden sonra operasyon falan filan diyecekler. İftardan hemen önce falan. Ya geçen bir tanesi öyle yazdım da çok gülmüştüm. Gece gece diyor bir sürü şeyler çıkartıyorlar diyor falan. gece yarısı yayınlanıyor resmi gazetede yani ertesi günlük saatte. Geçenler evet birileri de göndermişti öyle galiba. Aman dikkat edin resmi gazete açıklaması 10 dakika var. Herkes ya ne oluyor? Ya be işte gazete. Evet, uzunca bu da, bir süre bu da üzerinde. Yani aynı şey gazeteler de aynı şey. Uzunca bir süre üzerinde konuşuluyordu kabine değişikliği. Akşamaz. Sınırlı şekilde gerçekleştirdi Sayın Cumhurbaşkanı. İki tane bakan, bunlardan bir tanesi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bir diğeri de aile, onu hep unutuyorum ya, aile, çalışma, sosyal politikalar bakanlığı değil mi? Evet, evet öyleydi. Evet, sosyal politika bakanlığı. Orası da değişti. Bir de şey var, o bakan sorumlu bilmem ne de bakanlığı evet, falan. Aile, sosyal çalışmalar, sosyal politikalar bakanlığı da ikiye bölündü. İki bölünmüş bak şimdi rahat söyleyeceksin artık. Bir tanesi Çalışma Bakanlığı oldu. Bir evet, tanesi Aile ve Sosyal Politikalar evet, Bakanlığı oldu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na Derya Yanık geldi. Çalışma ve Ticaret Bakanlığı'na Mehmet Muş geldi. Aile Bakanlığı'na, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na Derya Yanık. Çalışma Bakanlığı'na ise sevgili Vedat Bilgin geldi. Akşam Gazetesi'nin yazarı. Gibi evet, kendileri bu vesileyle her üç hocam bakan çıkarttık yani yeni görevinden dolayı evet bakan çıkarttık akşam gazetesinde evet, yani sizin de evet, köşedaşınız olan ben bir 2020, ismi evet 2023 planlıyorum sen yani 2023'e kadar henüz bir aktif 2023 olarak sonrasında 2020 yani? Tabii direkt böyle tepeden olmaz. 2023'te önce vekil olup daha sonra da bakan ona göre bakacağım artık hangisi uygunsa. Ben de diyor hangisi uygunsa. Hangisi uygunsa. Kim olur bakacağım olur bakacağız diyorsun. Hangisi peki, tabii şaka yapıyoruz keyif. Bu vesileyle keyifli bir Ramazan olsun diye. Geldi evet, bu üç yeni isme görevlerinden dolayı başarılar dileyelim. Evet hayırlı uğurlu Allah olsun inşallah. Allah utandırmasın vatana millete faydalı olurlar inşallah diyelim. Ama şöyle bir şey var yani ben mesela en çok neye şey yaptım yani benim dikkatimi çeken neydi ya bu Marmaris'e gittiği zaman Sayın Erdoğan hani hadi hanım toplayalım tatile gidiyoruz falan değil mi hadi kabine değişikliği gidiyoruz hani kabine değişikliği falan ya bana da soruyorlar bazen ya sen bilirsin falan ben ne bileyim yani kabine kim gelecek kim gidecek ya bunu söylemek eğer gerçekten oturup da yani parti içerisindeki bir politikacı değilsen hakikaten Mustafa Bey. Erdoğan'ın hep böyle sürekli derdini anlattığı birisi değilsen bunu kimse bilmez ki zaten. Ondan sonra isimler ortada gezmeye başlıyor. Erdoğan Marmaris inzivaya çekildi. Yeni bir liste hazırlıyor. Abi Bakan Toto 1-1-2-0-3-5 sabah akşam bize yani bir hafta boyunca Bakan Toto oynattılar ki ben oynamadım. Ve çok da karşıyım. Ya tamamen insanlar ya ben hele liste falan dolaşıyor bir de. En komik tarafı bayağı bakıyorsun bir liste. Herkes bir abi bir de bana gönderiyorlar o çok komik WhatsApp'tan. Abi elde bir liste dolaşıyor mu doğru mu? Hiç bilmiyorum dedim. Şimdi şeyler boşa çıktı. Yani bir sürü isimler o gidecek bu gelecek falan filan gibi. Bir sürü tevatürler, dedikodular. Tamam ben dedikoduya dair şey bir liste çıkmış mesela. Üstüne böyle TC şeyi de Cumhurbaşkanlığı logosunu da koyuyorlar. Tamam mı? Listeyi koymuş abi orta bir liste dolaşıyor falan. Kim gönderdi? Abuzettin. Ona kim gönderdi? İşte o derken yandı bitti kül oldu hikayesi gibi. Bunu uzun uzun niye anlattım? Allah aşkına hakikaten gazeteci arkadaşlar bu konudaki en suçlu gazeteciler. Özellikle Ankara gazetecileri. En suçluları. Enen değil mi? Sürekli abi bir uydurmak zorunda uyduruyorlar. Mecbur soruyor çünkü. Ne oldu başa çıktı? Ne oldu bakan Toto?
Hepsi hikaye oldu. Bu çıktı. Bu bakanlık bölünmesi ve hani ikiyle girdik bir bakanlık daha çıktı falan. Bu da çok konuşulan bilinen bir şeydi. O konuda yorum yaptık. O nereden bir bakanlığın yani özellikle çok fazla yük olması, çalışma, aile, sosyal başlıyorsun bir sürü şeyler var. Yükü de azaltıyor. Belki de belli konulara daha detaylı girme imkanı olacak bu şekilde. Ben olumluyorum bu açıdan. Yani hakikaten daha önce biliyoruz AK Parti döneminde galiba değil mi? Bakanlık sayısı azaltılmıştı. Gereksiz şeyler de vardı birçok. Ivır zıvırlar da vardı. O da doğru yani. Ya birleştirilmişti birçok şey. Yani birleştirilmişti. Konuşulan hikayelerden bir tanesi şuydu işte. Turizm. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı birleştirilmiş. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Turizm Bakanlığı olmuştu. Turizm ve kültür miydi? Yanlış mı hatırlıyorum? Ayrıydı bir dönem. Sonra birleştirildi. Sonra tekrar ayrıldı. Evet. AK Parti döneminde yeniden birleştirildi ama görünen o ki aslında Kültür Bakanlığı'nın da, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da aslında ikiye ayrılması gerektiği hususunda en azından konunun uzmanları ifade ediyorlar. Çünkü kültür bambaşka bir şey, turizm bambaşka bir şey. Kültür turizm dedi, de bambaşka bir şey. Kültür dediğin bir mirasla ilgili. Yani hani, turizm dediğin ticaretle ilgili hikaye. Yani bambaşka alanlarda birisi korumacı, birisi işte ticarete daha böyle hani Türkiye'nin tanıtımına şunu bunu falan daha çok ekran yapması gereken. Doğru. İkisinin yükü çok ağır. Doğru. Dolayısıyla ikisinin bir potada yapmanın zor olduğunu söylüyorlar. Mesela bu kabine değişikliğinde aynen Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi Kültür Turizm Bakanlığı'nın da ikiye bölüneceği yönünde ifadeler vardı. Hatta Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da evet. ikiye bölünüp Bakanlığı ve Orman Bakanlığı olarak hikayesi çok geniş vardı. Alanlar bunlar. Çok geniş yani alanlar. Ülkelerin geleceğini çok etkileyen aynen özellikle öyle. Tarım, orman aynen dediğin öyle. Zaman geçenlerdeki o su, Türkiye'nin bir su aynen. politikası oluşacak. İsimlerden öncelikle Vedat Bilgin burada tebrik ediyoruz. Sayın yazar. Tabii yani anladım akşam gazetesinden evet. köşe taşın olduğu için onu özel bir ikram gösteriyorsun. Derya Yanık ve Mehmet Muş. Evet. Hepsine de evet, Allah yardımcılar olsun. Vatana millete faydalı olur inşallah. Bunun konu background'ı sağlam. Hepsi yaparlar şimdi, inşallah. Hikmet İnşallah. Bu CHP'liliğinden bir türlü vazgeçemiyor. Evet. Yani genetik kodlarına işlemiş anladığım evet. kadarıyla. Evet. Bir türlü bundan şey yapamıyorlar, kopamıyorlar. Yani hani Muharrem İnce gibi ayrılıp yeni bir parti kurup ben sözde değil özde CHP'liyim. Ondan sonra altı okun ruhu bende falan gibi söylemlerle yola çıkan Muharrem İnce bile emekli 104 amiralin muhtıra niteliğindeki o açıklamasına geç bile kaldılar doğru yapmışlar. Anlamına gelebilecek ya da şöyle söyleyeyim olumlayacak cümleler kullandı. Dolayısıyla bu iş muhtemelen genetik işi ben sana söyleyeyim. Yani öyle ya kardeşim siz niye darbecileri savunuyorsunuz? Niye darbelerden medet umuyorsunuz? Niye insanları darbe neticesi asılmakla tehdit ediyorsunuz ya da asılan eski başbakanlara işaret ederek bir şeyler ima etmeye çalışıyorsunuz söylemi bu CHP'liler için açıkçası boş söylemden başka bir şey değil. Bak bu kadar söylüyoruz. Ha. Yani darbenin ne kadar kötü bir şey olduğunu, hadi canım. darbeciliğin ondan sonracıma hani bütün dünyada lanetlenen bir şey olduğunu, evet. demokrasi denilen sizlerin de savunduğunuz tırnak içinde bir olgunun içselleştiremediğiniz aslında evet. Bir olguyu içselleştirmeniz gerektiği evet. ve her fırsatta gözünüzü böyle vesayet odaklarına çevirip hani bana dememeniz gerektiğini söylüyoruz. Herkes söylüyor ama bu CHP'nin açıkçası adam olacak hali yok. Ya da eskiler olmaz. Öyle derdi. Tabii. Sen adam olursun acaba ben görür müyüm falan evet, derdi. Evet. Muhtemelen biz göremeyeceğiz herhalde CHP'nin bu vesayet odaklarından uzaklaşıp evet. darbe çağrıştıran cümleler kurduğu günleri. Doğru. Böyle doğru. Şöyle, Engin Altay'ı evet, vereceğim. Ama tabii ondan önce şunu söyleyeyim. O cümlenin üzerine söyleyeyim de hani görebilecek biz falan diye olmadılar ki hiçbir zaman. Yani bir gün olsun. Göremeyeceğiz. Ben o yüzden, yani. Daha önce hani şöyle bir şey yani bir olumluyorlar ya o kadar kötü değildi işte. Daha ulusalcı bir yapısı vardı. İşte veyahut da şöyleydi. Kurucu irade böyle. Hiç alakası yok. Sana ait değil ki adam. Yani darbeci demek bile adamı dokunmuyor. Niye dokunmuyor? Ya sana bana ait bir şey değil. Bunu gerçekten söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikasında yani toprağa hizmet etmek, vatandaş diye bir şey yok. O bir elitist bir tabakanın, bir aristokrat kesiminin kendi kendine Türkiye'yi sahiplenmiş. Türkiye'nin sahiplenmiş dediği gibi onları istemeyince hiçbir şeyin değişmediği onlara ait bir tarla. Yani orada marabalar var sen ben falan gibi düşünen fakat hayal dünyasında kalmış
bir gerici yobaz zihniyettir Cumhuriyet Halk Partisi. Niye böyle söylüyoruz? Bu yüzden. Engin Altay'ın al. Halk TV'ye katıldığı bir programda Adnan Menderes, rahmetli Adnan Menderes'i hatırlatarak Erdoğan'a gönderme yapmasıyla. Buyursun efendim, ne söylemiş, beraber bir dinleyelim. Rahmetli Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti. Taviz vermişti. Ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki Menderes'ten aldıkları güç yüzle. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü koruma kanunu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan da sonu benzemesin. Sonu benzemesi hatırlatıyorlar. İşte bu ne biliyor musun? İşte bu içinde yani, böyle... Bu Halk TV demiş, evet, hakaretiymiş yani. Hani fark etmiyor. Halk hakareti. Evet. İçlerin böyle insanın böyle cıvıl cıvıl böyle nasıl içi gidiyor hani böyle. Tutamıyoruz ya insan. Bu hakikaten bu darbeci ruhu tutamıyorlar bunlar. Şimdi bunu söyleyince diyecek de Engin Altay, orada sonu benzemesin dedim deydi. Orada bundan söyledim deydi. Kaftancıoğlu'nun yaptığı gibi bir minik cansız beden üzerinden siyaset, iğrenç, ahlaksız, süfli, paçoz bir siyaset yürütmeye çalışırken aslında oradaki fotoğrafın böyle olmak idiydiydi. O öyle miydi? Engin Altay, darbecisiniz köküne kadar. Ve aynı zamanda İslam düşmanısınız. Bunu size özellikle söyleyeyim. İSİS'in yani İslam düşmanlığı şu. O dinci gruplara falan diye cümle başlıyor ya. Tutamıyor kendini. Darbecisiniz. Sapına kadar, dibine kadar. 104 amiral bunu söyledi. O mesele oradaki amiral 104 Montreux dedi, şunu dedi meselesi değil. Onlar o şey var. Kılıçdaroğlu dünkü grup toplantısında bir şey söyledi bununla ilgili. Ya işte... Diyorlardı ya 104 amiralden efendim darbeci mi olur? Ya emekli adam 80 yaşında kelepçeye mi takılır? Olaya bak. Hani emekli bir adam eline silah alsa 100 kişi tarasa, ya yaşlı adam tutamamış elini titrerken 100 kişi olmuş der gibi. Yani değil mi? Balkona çıkmış, makineye basmış der gibi kelepçeye mi takılır diyor. Ya arkadaş ne kelepçesi ya? Ya manyak mısınız? Örneği var, yapılmışı var. Emeklisi gelmiş, yapmaya çalışmış. Sonra kelleyi vermiş. Yapamamış, becerini var. Orada burada şey odalarında, konken partilerinde emek tenzih ediyorum. Ordumuza bu toprakta ait generallerimiz, amirallerimizi tenzih ederek söylüyorum. Tabii ki, tabii. Ama alçak darbeci, cuntacı kafalı, işte FETÖ'cü gibi veya gene aynı şekilde ABD'ye bağlı Amerikan oğlanları var mı? Var. O oğlanlar da konuşmuş. Ne yaptınız siz? Dün diyor ki bir mizansene 128 milyarı mizansene bağladılar diyor. Mizansene Erdoğan yaptırmış. Bu ne diyeceksin buna şimdi abi? Bak mizansen dedi da adam. Hadi mizanseni geçtik. Ya 15 şimdi, Temmuz'da siz, tiyatro diyen adamın 128'e mizansen bravo, demesinden ya göz, başka görmüş, bir şey tankı görmüş. Yani. Arkadan korkaklıktan sıvışmış. Eline kahvesini almış. Arkadaşlar biz ne kadar darbeci olduğu belli. FETÖ'nün kasetine oturmuş. Bu senin sıfatın arkadaş. Nasıl bundan tekrarlıyor sürekli? Dinci odaklara fazla bu kimdi? Libya mı? Lejyoner mi Türkiye? Göndermesin ne işi var? Hafter mi? Daha layık ona gidelim diyen. Amerika'nın kucağına oturalım. Alman'ın kucağına oturalım. Ben oturdum çok iyi geldi bana diyen Engin Altay. Yani tercümesi bu Engin Bey. Hiç var. Kızmak yok. Dünyanın doğru işi yapsak da bize kızacak. Namusunu koru, namusunu koruma. Ben aynen namus istiyorum diyen Engin Altay'dır. Erdoğan'ın kızmayın da sonu Menderes'e ha benzemesin diyerek tepkiler var. Onlara da bakalım. Fahrettin Altun. Ha. Erdoğan'ın da sonu Menderes'e benzemesin diyerek açıkça ve alçakça tehdit savuran milli irade düşmanlarına karşı hep ayaktayız. Darbeci zihniyetin zavallıları her daim karşılarında aziz milleti bulacaktır diyor ve devam ediyor. Siz kim oluyorsunuz ki Sayın Cumhurbaşkanımızı geçmişte idam ettiğiniz merhum Adnan Menderes'in sonu ile tehdit etmeye kalkıyorsunuz? Özlediğiniz o günleri çok beklersiniz. Son nefesimize kadar aziz milletimizin iradesi için mücadele edeceğiz diyor. Ömer Çelik, milli iradeyi ölümle tehdit edenlere meydan okuyoruz. Elinizden gelen ardınıza komayın. Cumhurbaşkanımızı Menderes'in sonu ile tehdit edenlere diyoruz ki buyurun gelin biz buradayız. Siz Menderes'in sonu diye tehdit edin. Biz milli irade diyerek dimdik karşınızdayız. Bu ülkede milli iradeye sadece katledilmeyi layık gören zihniyet hala diri diye devam ediyor Ömer Çelik. O kadar büyük acılardan sonra hala değişmiyorlar. Menderes'in sonunu vaat ediyorlar milli iradeye. Ama milletimiz bu katliam siyasetine geçit vermez. Millet egemenliğine bir daha asla göz dikemezler demiş. Fakat en net ve en müdanasız
cümleyi de Süleyman Soylu söylemiş, İçişleri Bakanı. Tarih fukarası cahil demiş Engin Altay'a. Siyasete, demokrasiye, millete inanmayan, hala darbeyi iktidar aracı gören zavallılar. Menderes'in sonunu Erdoğan'a yakıştırmak demiş, 3 nokta koymuş. Vallahi sizi 15 Temmuz'dan beter yaparız demiş. Süleyman Soylu'nun cevabı ama da bu. Ama şimdi insan da bir yerde, ben çok tabii sert gittim ya. Bir sürü şeyler de vardı. Yani insanlar mesela İçişleri Bakanı'nın, Fahrettin Altun'un iletişim başkanının bizim konuşmamıza bazen içerliyorlar. Ama hakikaten şunumuza geldi Murat. Yani bunu başka bir platformda tartışsak. Yani ya gene mi mesela diyorlar, diyor CHP bilmem ne ahır yaparken ya orada mı kaldınız? Yani ne kadar saçma sapan abuk ya, yıl olmuş 2021, biz CHP olarak sanatsal LGBT'yi büyütüyorduk falan diyorsun. Bir dakika diyorum, baba ben tamam atlayayım geçeyim, tamam öyle mi? Özür dilerim, tamam. Biz siz yobazdınız, geride kaldı. Biz sizin gibi aynı şeyi tekrarlamak istemiyoruz. Biz çağdaş bir insanlarız, biz batılı çağdaş bir insanlarız. Bir dönüyorsun abi, arkadan konuşma yaptı. Dinci odaklara fazla yüz vermişti. Ama bunun da sonu böyle olmasın. Sen, o da böyle olmasın. Sen, ya montre, ya mizanseni yaptınız. Mizansen yapan AK Parti oluyor. Bak mizansen dedi adam ya. Adam 104 abire mizansen dedi. Al dün de bunu söyledi. Dün mü söyledi bunu? Engin Altay'da dünyanın en doğru işi. Mesela bir insan namusun şerefini, haysiyetini korumak istiyorsa, bayrağı vatanı diyorsa, ailesi diyorsa, yok ben bunu desteklemem diyor Engin Altay. Bunu kıvırmayın. Bunu söyledi ve özür dilemedi. Bu dedi ki böyle, ben dedi karşı koyarım. Ben manyağım dedi. Şeytani bir durum bu. Söylüyoruz, diabolik bir durum. Şeytani. İblisvari bir şey bu. İblisi bir şey. Yani dünkü olay gibi. Canan Kaftancıoğlu. Ya bunlar değil miydi hocam? Allah'a elini vicdanına koy. Sormak istedim şimdi CHP'ye. Bunlar değil miydi? İktidara gelince Suriyelileri göndereceğiz. Burayı Suriye bilmem çevirdiniz. Allah belasını versin bunların. Kamplarda bilmem ne var. Orta Doğu bataklığı defolsun derken. Söyleyen değil miydi? Aylan bebek için en utanç verici manzara bir tanesi CHP için değil midir o manzara? Bunlar söylüyorlardı. Biz Yunanlılara kızmadık mı? Yunan siyasetine kızmadık mı? Adamların botlarını batırıp çocukları öldürdünüz diye. Evet. Bunu söyleyen CHP çıkmış. Sorumlu Erdoğan hashtag. Arkasından bir cansız minik bir bebeğin bedeli üzerinden dünyada yapılabilecek en alçak diyeceğim karşılığı yok. Siyaset diyeceğim, siyaset değil. Şeytanvari. Yani insanlık dışı bir harekette bunu koyuyorlar ve buna siyaset diye yutturmaya çalışıyorlar. Şimdi Engin Altay, söz kim bu, kaç yıllık siyasetçi bu adam. Dün müdü? Hadi Serra Kadıgil tecavüz eder. Problem değil. Serra Kadıgil biz edeceğiz diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde oldu mu oldu. Peki bu daha önce Hafter'le ilgili yaptığı gaflar, Mavi Vatan'la ilgili konuşmaları, bari bunlar daha laik, daha Amerikalılar bu konuda daha doğru karar verdi. Onu ben yorum olarak söylüyorum. Yani elhasıl demin söylediğimin arkasındayım. Kızan kızsın. Ben Amerika'nın kucağına oturduğumda, Amerikan oğlanı olduğumda, Batılı oğlanı olduğumda çok mutlu oluyorum. Sen de ol diyor bize Engin Altay. Olmayacağız. Biz bu toprakları kimse oğlanı değiliz. Darbe olacakmış da ben ona gönderdim de iyi madem. Hiç kızmaya hakkınız yok. Çok tepki geliyor. Kızmaya hakkınız yok. Hiç hakkınız yok. Sen bana hatırlatmayacaksın. Ondan tabii ki ben döneceğim şimdi. Neye döneceğim? Sen bana Menderes'i hatırlattın. Menderes'i idam etme yolunu açan da senin partin. Peki ben niye hatırlatacağım? Ben hatırlatacağım. CHP İslam düşmanıdır. Nokta. CHP zulmün getirdiği, zulmü getiren bir partidir. CHP demek açık demektir. CHP demek kıtlık demektir. Hemen hatırlıyorum bunları. Hemen başlıyorum saymaya. 40, 45, 50, 60, 70, 80. Busunuz. Değişmiyor. Çıkıp da ama sen gizgahta hatırladım şimdi. Muharrem İnce meselesi. Hani bunu da çok anladı. Artık FETÖ'cülerle, kolkoları yürüyenlerle. Efendim PKK ile yolu yürüyenle beraber yürümeyeceğim. Dedi ya Muharrem İnce. Baba geldi, dönüp dolaştı geldi. Demek ki nasıl bir virüsse o değişen bir şey değil. Değişmiyor. Yani genleri ya nasıl bir virüsse bak, antibiyotik biliyorsun. Bakteriye karşı mücadele edersin ve bakteriyi yok eder. Ama virüsün antibiyotiği yok. Yani CHP çok erken yaşlarda girmişse çıkmıyor demek ki. FETÖ'den ayrıldın. PKK'dan dolayı ayrıldın CHP'den. Ya kardeşim, amiral gece yarısı 104 tanesi bir yere gelecek. Sinyal verecek bilmem montre diye, bir de sıkışınca da kıvıracaklar. O bir kılıf da bilmem diyecekler, çıkmış bize burada. Acaba akıllandı mı diye düşündün Muharrem İnce. Hayda gelmiş bunu söylüyor. Budur. Engin Altay da budur.
İstediğiniz kadar bağırın zıplayın. Hemen hatırlatırız. CHP darbeci ruhlu bir partidir. CHP zulümün partisidir. CHP kıtlık ve yokluk demektir. CHP tek parti demektir. Hatırlatmak zorundayım. Çünkü sürekli 60'ı hatırlatıyorsunuz bize. Ben de bunu hatırlatıyorum ama çok doğru Süleyman Soylu'nun dediği, bundan sonra tankın arkasından sıvışanı görmeyelim. Bak, daha önce bir yırttınız, tankın arkası görmeyelim. Sıvışıyoruz, önüne çıkarım, arkasına zıplarım demeyin. Buz gibi köküne kadar, dibine kadar sadece vesayetle hayatta kalabilen ve vesayetçi ve de cuntacı zihniyete sahip bir partidir CHP. Boşuna bizi çağdaşlık bilmem demeyin. En vicdanlınız da, kadın olarak da Canan Kaftancıoğlu en vicdanlınız, ironik söylüyorum, bir bebeğin fotoğrafınla siyaset yapmaya çalışacak kadar da aynen öyle. Tam oraya, kötü bir siyaset gütmektedir. Oraya bağlayacaktım ondan sonra. Bugün akşam gazetesinin manşeti hakikaten bununla ilgili olarak şey yapmıştım. Biz bayağı bir üzerinden konuştuk. Bunların siyaseti, bunların söylemleri ancak yalan dolan üzerine olur, evet. Tehdit üzerine olur ya da darbe çağrıştırarak olur. Bakın bugün akşam gazetesi vicdansız sömürü başlığıyla çıkmış. Ki bu Aylan bebeği, Aylan Kürdi'yi bu işte orada cenazesi görünen melek olan artık bu çocuğu günahsız tabii. Bunlar çünkü yani doğru, hani, doğru. Melek oldular, başka şeyleri yok. Çok inşallah direklerine de giderler manzara yani. Bu fotoğrafları ve bu fotoğrafın aslı olan Suriyelileri ülkeden evet. Atmak için türlü türlü numaralar, türlü türlü söylemler geliştiren bir partidir CHP. Hala da öyle. Seçim vaadi ya. Hala da öyle. Aylanlar öldürmeye hala çalışacağız da diyen CHP'dir ya. Ve bu fotoğraf üzerinden sanki işte o Aylan Kürdi'ye sahip çıktığını yazıklar falan olsun. Söyleyip 128 yazıklar milyar olsun. Dolar nerede cümlesini falan kullanmıştı. Neyse Allah'tan hani bir utanmanın kırıntısı kalmış Canan Kaftancıoğlu'nda bu konuyla ilgili özür diledi. Yani tabii 255 yaptım. Milyon kişi bir anda tabii, ağızdan alçaklığını öyle. İfade edince. Aynen öyle artık. Bunun biraz politik olarak geri adım atmak zorunda kaldığını hissetti tane, herhalde. 15 bin kişi bütün bu iblis düşünceyi telin edince bir anda bunu yapmak zorunda kaldı. Ama unutmayalım. Bence burada çok düzgün bir ifade. Onu da ben söylemiş olayım bir tane. Hatırlatmış olayım daha doğrusu. Fahrettin Altun'un göndermiş olduğu tweetin son bence cümlesi çok doğru. Diyor ki, yani bunun sebebini anlamaya çalışıyorsun değil mi? Yani niçin insan bunu atar değil mi? Aylan bebek, milyar dolar, sorumlu Erdoğan. Hani politika anlamaya çalışıyorsunuz. O da şu, Aylan bebeğin katillerinden emir alanlardan başka ne beklenir ki demiş. Güzel söyledin. Evet, o yüzden yani çok da beklenmedik bir şey değil ama insanın vicdanını kanatan şey şu. Yani devlet katil değil, seni katil diyen Canan Kaftancıoğlu birçok terör örgütüne böyle onun sempatizanlarının çok sevdiği, onların meftun olduğu Canan Kaftancıoğlu. Çok net bir şekilde tanıdığımız o sakine cansızlara bilmem ne ona buna komutan diyen Canan Kaftancıoğlu. Çocuklar bebekler öldürüldü de zaten ona ağzını açmaz ki. Bence buradaki ifade o yüzden çok doğru. Aylan bebeğin katillerinden emir alanlardan başka ne beklenir ki ifadesi buna matuftur. Ben öyle okuyorum. O yüzden onun için çok anormal bir şey değil. Yani bir bebeğin bir cansız bedenin boğulmuş bir bebek üzerinden siyaset yapmak zaten terör örgütleri ne yapıyor? Anneyi, bebeği, çoluk çocuğu patlatıp havaya oradan tırnak içerisinde silahlı propaganda adı altında vahşet, öyle değil mi? Gaddarlık, insan dışı her türlü şeyi işliyorlar. Yani suç işliyorlar. Ve buna ağzını açamayan ve siyasi uzantılarıyla bir araya gelen bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Yani sonuçta PKK nedir? İşte bu. Bebek katil dediğimiz PKK. Bebek katilleriyle, onların siyasi uzantılarıyla bir masaya oturmuş, bir yatağa gelmiş bir partiden sen ne bekliyorsun arkadaş? İşte bunu bekleyin. Çağdaş, aydınlanmacı, laik, benim gibi yobaz olmayan Canan Kaftancıoğlu, en büyük mahareti de ailecek mi bilemiyorum, domuzu 7 dakikada yiyebilen profilin vereceği size budur Türkiye'ye. Allah muhafaza. Elinizi vicdanınıza koyun şu anda. Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun. İster yakını olun, ister doğuştan CHP'li olun, ne olursa olsun. Çok tanıdığımız bir sürü düzgün insan var çünkü. Hatta seçmenin tamamı da vatandaştan bahsediyorum. Hiçbir tanesini bu teşkilata dahil etmiyorum. CHP seçmenlerini. Onlar muhakkak bir sahipli bir şekilde oy veriyorlar. Çünkü onlar bir şeye inanıyorlar. Bir hedefleri var. Bu hedefleri doğrultusunda bir hizmet bekliyor. Şimdi onlara soruyorum. Teşkilata sormuyorum. Siz böyle bir kafadan ne bekliyorsunuz Türkiye'de?
Ya ben bugün yazdım. LGBT diyoruz. Yani İBB deyince aklıma LGBT geliyor. İBB'de cuma namazı kılmak için form dolduruyoruz. Aldım onları. Onları da konuşacağım ama. Böyle bir yere gelmiş bir bunların aldığı yönetim. Anında dönüştüğü yer burası işte. Siz bunlara Türkiye'ye fayda mı bekliyorsunuz? Murat, olabilir mi sence? Ya şöyle bir insana vicdan bekleyebilir misin ya? Gezicileri, çapulcuları, varnalları kutsayan, terör örgütü uzantısıyla hoş beş olan, araları gayet iyi olan bir adam, bir insan, bir kadın ne bekliyorsunuz ki? Bir elinizi vicdanınıza koyun ya. Ben hep söylerim, buna gülüyorlar zaman zaman. Bu işin tanıdığı, kökten bağlı, efendim biz 3 nesildir Halk Partiliyiz. Olmaz, bu yanlış. Ben her zaman söylerim, babamın oğlu olsa böyle bir partiye gene oy vermem. Başında olsa. Çünkü bu başka bir vicdani durum yani. Açılış tarafı yok. Şimdi şu 128 milyar dolar hikayesiyle ilgili bir cümle daha edelim. Bunları konuşalım. Çünkü bunların taktikleri de, ya yemin ederim hakikaten tam FETÖ taktiği bunlar. Bak ben sana söyleyeyim. Tabii. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın AK Parti teşkilatını uyardığı bir haber var Sabah gazetesinde. CHP'nin çamur siyasetine karşı teşkilatın dikkatini çekiyor Sayın Cumhurbaşkanı. Hakikaten özellikle de çünkü bu yalanlarla mücadele edebilme ihtimali sıfır. Çünkü mücadele edebilmek için o seviyeye inmek gerekiyor. Maalesef değil yani, çok şükür o seviyeye de inemiyoruz yani, mümkün değil. Yani o kadar aşağılara falan gidemiyoruz. Ama CHP ve CHP'nin bu anlamda bunu söylenme sürdürenlerin seviyeleri de malum olduğunu ifade etmekten de geri durmuyoruz. Erdoğan şunu söylüyor, bizim 11 milyon üyeli dev teşkilatımız var. Sosyal medya operasyonlarına papuç bırakmayalım, biz hizmetlerimizi anlatalım cümlesini Dur. Kullanıyor. Şimdi niye bunların yapmış olduğu iş FETÖ'ye bağlı dedim. Şimdi birazdan Yal Kaplan'ın köşesinden okuyacağım ama ondan önce Strasbourg'da, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Cumhuriyet gazetesinde bir haber var. Haber de diyor ki birinci sayfada, Avrupa'da da sordular 128 milyar dolar nerede? Şimdi FETÖ taktiği neydi? Evet. Daha önce burada anlattık. FETÖ denilen o aşağılık, o Zaman gazetesi, bilmem işte Samanyolu televizyonu, şucusu bucusu, kendi planları ve programları doğrultusunda bir şeyi empoze etmek istediklerinde Brüksel'de bir internet sitesine haber yazdırdılar. Evet. Daha doğrusu Brüksel'deki internet sitesinde bir haber çıkar. O haberi alır, Zaman gazetesine manşet yaparlar, Avrupa bilmem neyi soruyor ediyor falan diye. Sonradan anlaşılır ki aslında Brüksel'deki o internet sitesi de bu FETÖ'cülerin sitesiymiş. Önce oradan alıyorlar. Oradan Zaman Gazetesi manşet alıyor. Zaman Gazetesi manşet alınca onlar Türkiye'de bak gazeteler manşet yaptı diyor. Sonra Times'a oradan giriyorsun. Oradan bu sefer bilmem ne Time vesaire. Bak kızım başlığı posta ne yazıyor? Aynı mantık. Şimdi şu fotoğraf var. 128 milyar dolar nerede diye Strasbourg'da sormuşlar. Arkadaş diyorsun yani hakikaten bak işte Cumhuriyet Gazetesi hemen almış. Birinci sayfasına. Avrupa'da da sordular 128 milyar dolar nerede? Şimdi Avrupa'da da sordular 128 milyar dolar nerede deyince Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Strasbourg'u, Brüksel'i, Belçika'sı, Hollanda'sı, NATO'su hepsini sordunuz anlıyorsunuz. Sonra anlıyorsun Avrupa ki o pankartın altında yer alan CHP Strasbourg Teşkilatı'nın 4 üyesi Avrupa'da sormuş. Bir de fotoğrafı çeken 5. kişisi, tamam, cep ama telefonundan. Çok ayıp. Ondan sonra Avrupa çok sormuş ayıp. 128 milyar dolar nerede diye. Ve yürüyüş yapmışlar. Ve Cumhuriyet Gazetesi tabii. Sokakları doldurmuşlar. Kalabalık yürüyüş. Pandemiden dolayı dar tutmuşlar. Ondan sonra. Ve Cumhuriyet Gazetesi bak burada birinci sayfasında soruyor. Beni bu yazmış mı hakikaten? Yazmış. Avrupa'da da sordular 128 milyar dolar nerede diye. FETÖ taktiği derken kastım bu zaten. Tamam, 4 tane adamını Strasbourg Teşkilatı'nı falan filan 4 kişiyi topluyorlar. O 2 tanesini ben sana söyleyeyim. Günlük yaşa karşı o pankartı tutturuyorlar. O 2-3 tanesini falan. Esas adam o. Elinde mikrofon olan, daha doğrusu o hoparlör olan abi esas CHP Strasbourg Teşkilatı'nda. Bütün Avrupa sordu 128 milyar dolar nerede diye. Ve Cumhuriyet bunu birinci haber yapıyor. Ve ben size şöyle söyleyeyim. Bak yani bu ben bunu anlamaya çalışıyorum ve sürekli de empati yapmaya kuruyorum. Yani yapma, ben yapma. Vallahi yapma. Mesela bir CHP'liyim. Empati yaparsak hücrelerimiz zarar görür. Bu Bayram Ramazan'da caiz yani bilmiyorum. Yani her şeyle empati yapalım da bunlarla empati yapmayalım abi. Hocam empati yapacağın şeyler var. LGBT'de empati yapılmaz mesela. Yılmaz Özlü yapılıyor ama. CHP deyince zaten Yılmaz Özlü seviyor o şeyleri. Ben CHP ve arkasındakilerle empati yapmayalım. Doğru. Yılmaz Özlü takıntılı şuradan geliyor dedi ya bir gün. Eğer Sayın Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanı hayatı boyunca bir defa bire içseydi Türkiye daha iyi olurdu dedi.
Ben de sordum neden. O da açıkladı. Bana değil. Yazın içerisinde var. Yani eğer alkolü alsaydı empati yapabilirdi. Yani güzel bir şey bu. Böylece havası, kafa güzel olurdu. Daha rahat uçabilirdi. Aya giderdi falan gibi. Zaten gidiyoruz, merak etmesin. Biz uçmadan gidiyoruz. Şey, içmeden de gidiyoruz. Şimdi empatiyi şöyle kurmaya çalışıyorum. Ben gazeteciyim ve karşıda bir okurum var. Avrupa ayağa kalkmış diye bunu göstereceğim. Ve bunu yutturduğum bir okur var. Bakın aptalsınız demiyorum. O zaman ben aptalım. Yani empati yaptım, oraya geçtim ya şimdi. Sabah akşam bana saldırıyor, küfrediyor bu adam. Etmiyorum. Soruyorum sadece, Avrupa'ya böyle mi ayağa kalkıyorsa? Ay bu. Ben Avrupa'ya hiç girmeyeyim. Yani ben bir ayağa kalksam var ya, bunu ezip geçerim. Hocam şimdi bak. Yani bak bu 128 milyar meselesi de öyle. Ne oldu biliyor musun? Bu 100 taktım bu 104 amiral meselesi var ya. Hı-hı. Ey dostlar. Olay bitmiş. Bizim şey kim o? Ebru neydi? Baki. Ebru Baki. Her gün hatırlayıp her gün kızın ismini unutuyorum. Ebru Baki sabah yumurtadan çıkıp oraya geldi ya. Ne diyorsunuz şimdi Montre sözleşmesine? diye bitirdik ya cümleyi. O gülerek sempatik olduk. Sonunda bir gülük. Üstad sabah akşam Montre bildirisi diye verdiler. Sonra tabii kıvır kıvır baktık Ebru değişti. Baki Ebru oldu. Oradan bir şey öğretecekler. Bir anda nereye tabii itiraf Montre bir şeydi. Vasıtı falan deyince ortaya. Kılıçdaroğlu da bunu söyledi. Olay bitti. Zannediyorsun. Yo, biz burada sabah akşam Murat Çiçek ve Hikmet Genç yüzünden Montre konuştuk ya. Bugün de 100 milyar dedik. Yemin ediyorum Avrupa'da medyası da şu. Türkiye Montre'yi tartışıyor. Ulan tartışmıyoruz. Türkiye Montre'de galiba Erdoğan Montre'yi değiştirecek. Rusya dışişleri, KGB, Mossad, bilmem ne dünyaya kalkıyor. Bir anda telefonlar filmdekiler gibi uzaylılar gitti Montre mi falan diyecek. Kim dedi bunu? Kafası iyi. Bilmiyorum. Çünkü kafası iyi olması lazım. Yani biz iyi diye niyetli olduğumuz için şöyle düşünüyoruz. Bu amiraller çok saf insanlardı. Safiye duygularla kurmay zevk unuttular. Böyle olsa çok iyi. Yani buna gerzek olsa mutlu olacağım. Çünkü arada başka bir şey arıyorum ben çünkü. Tetikleme, fişekleme doğru, gibi. Doğru. Ve fakat arkasından bütün dünya konuşmuş. Dışişleri konuşacak mı? Avrupa Birliği şu anda parlamentoda Montreux'a görüşüyor mu? Görüşmüyor mu? 3-5 tane bir adamın ne yaptık abi buraya geldi. Adamların FETÖ taktiği bu. Bak bir daha söylüyorum. Şu anda CHP'nin kullandığı, oraya koyduğu adamdan dolayı özellikle. Kılıçdaroğlu FETÖ projesidir. Net. Kılıçdaroğlu net bir FETÖ projesidir. Dosyayı da öyle açmıştır. O koltuğa da FETÖ'nün böcekleri ve kamerası oraya gelmiştir. Buna replik verilmiştir. 17-25 Aralık'ta zaten ilk görevini yapmıştır. 17-25 Aralık'ta FETÖ'cülerin siyaset ayağı olmuştur. İlk başlamıştır orada. Tikne kalk diye arkasından 15 Temmuz'da net tavrı ortaya koymuştur abiciğim. Boştaki tartışmasın. 15 Temmuz ara rejimle CHP'nin bu ülkeyi yönetimine geleceği vakittir. Kim görecekti yani Erdoğan'a Allah muhafaza hepsi yok edeceklerdi. Vallahi kim görecekti? Şimdi bunların, CHP gelecekti. Kılıçdaroğlu gelecekti. Bunların kafaları... Olmadı. Bunların kafaları mevzuyu doğru anlatılması ya da mevzuyu yanlış bildikleri için değil. Aynen dediğin gibi yani bunların FETÖ hikayeleri tamamen bu işin FETÖ taktiği üzerinden hani yalanları bu arka arkaya boca ederek. Hatırlar mısın? O daha büyüğü. Yani hiç şeyi yok bak mesela annelerin parası demiş Kemal Kılıçdaroğlu 128 milyar işte dolar. Göbez FETÖ. Hani annelerin parası ya nasıl diyorsun annelerin parası ya? Şimdi bizim mesela 2019'da 2020 yılında dünyada en çok altın alan ülkelerden bir tanesiyiz. Altın rezervimizi sürekli artırıyoruz. Kim diğeri? Rusya yapıyor bunu, Çin yapıyor, Brezilya yapıyor falan. Niye? Çünkü bu finans dediğin üç kağıt ekonomisiyle beraber baştan beri olmak üzere doların hakimiyetini yitirmesi, yuanın falan yükselmesi. Mesela bir sürü mevzular falan var. Bundan dolayı en sağlamda kalabileceğimiz nokta 1970'lerin öncesinde olduğu gibi altında. Yani altın sahibi olarak çünkü biliyorsun paranın karşılığı aslında sahip olduğun altınla eşdeğerdi bir dönem. Evet, evet. Amerika yok kardeşim artık ben karşılık olan tutmayacağım. Evet. Ben doları böyle yapıyorum demesinden sonra geldiğimiz nokta malum artık o da değişiyor. Doların hakimiyeti hükmü doğru sarsıldı. Çin bunu yapıyor, euro yapıyor vesaire vesaire. Mesele uzun ama önemli olan burada yarın bir gün bu kağıt paralar ya da bu hakimiyet paraları bittiğinde sahip olduğun altının hükmünün geçeceği dönem olması itibariyle Türkiye ve gelişmekte olan birçok ülkede olduğu gibi altın stoğu yapıyorlar, satın alıyorlar ediyorlar. Şimdi annelerin parası hikayesi dediğin anda bütün bu paraların ondan sonra bir şekilde çarşıda dağıtıldığını anlaman gerekiyor. Oysa Merkez Bankası'nın karşılık dediği, rezerv dediği paranın
fiziki olarak bir para olmadığını aslında çok iyi biliyor. Yani İlhan Kesici de anlattı bunu zaten. Evet. Daha sonra özür dilemek zorunda kaldı. Öyle olmadığını biliyor ama oradan bir kere tutturmuş ve CHP seçmenini öyle bir şekilde bağlamış ki malı götürmüşler, milleti kandıracaklar. 128 milyar doların bebek mamasını alamayan annenin, işçinin ve çiftçinin, hakları verilmeyen sağlıkçıların ve polislerin parasıdır. Bir dakika abi diyorsun, bir dur ya, bir sakinle. Yani Ramazan hani yakacak motoru, tamam mı diyorsun. Yok, Cumhuriyet Gazetesi bunu buradan alıyor yürüyor. Şimdi Hilal Kaplan'dan okuyorum. Aslında tarih tekerrür hikayesi falan çok önemli şeyler. Sevgili izleyiciler, yani Engin Altay'ın siz bakmayın Menderes'in ondan sonracıma sonu gibi olmasın, evet, cümlesiyle tehdit etmesine. Tarihin tekerrür edeceğini umarak bunun kilometre taşlarını döşüyorlar. Peki ne olmuştu? Onu hatırlatalım. O tarihin bu anlamda tekerrür etmeyeceğinin teminatı sizlersiniz, bizleriz. Çünkü 15 Temmuz'da o tarihin tekerrür etmeyeceğini, askeri vesayette darbeyle bu ülkenin seçilmiş liderinin alınamayacağını bunlara ispatladık ama Sayın Süleyman Soylu'nun dediği gibi, yani 15 Temmuz'dan beter yaparız sizi cümlesini ben de altını çizerek söylemiş olayım. Fakat ne yapmışlardı onu da unutmamak lazım. Hilal Kaplan yazmış bugün köşesinde, diyor ki Menderes yurt dışına kaçarken beraberinde 12 uçak dolusu altın, mücevherat ve parayı götürürken yakalandı. Evet. Haberiydi. Evet, evet, çok iyi hatırlıyorum. Hatırlıyorsun değil mi? O yani haberi aynı zamanda 27 Mayıs darbesinden tabii sonra darbeci Milli Birlik Komitesi Adnan Menderes hakkında yalan haberler yaymaya başlamış. Tabii. O yalan haberlerden bir tanesi de bu. 12 uçak dolusu mücevherat, altın. Mücevherat, 12 altın uçak falan filan tam götürecekti. Türkiye Cumhuriyeti'nde acaba 12 uçak var mıymış? Yakalandı. Onun için astık falan demeye getiriyorlar. Bugün sosyal medyadan billboardlarına kadar her yerde karşımıza çıkan 128 milyar dolar bunu nerede kampanyasını çok görüp güzel de aynı çirkin zihniyeti hatırlamamak mümkün mü diye soruyor Hilal Kaplan. 128 milyar doların kaybolduğuna kâni misiniz? İnanıyor musunuz diye İlhan Kesici'ye sorulduğunda bir şey söyleyeceğim ama bizim sorduğumuz soruyu kırmış olurum. Değişmemiş. Bir kere onu söyleyeyim. Kaybolmaz tabii diyor. Girersiniz diyor Merkez Bankası'nın bilançosuna. Okumayı bilen insanlar açarlar internet sayfalarında görürler. Evet. Her şey kayıt altındadır. Bu devletin kayıtlarında vardır cümlesini söyledikten sonra, ya işte ben öyle demek istemedim, ben partimle aynı görüşteyim, ben aynı soruyu soruyorum falan demek zorunda bırakılan İlhan Kesici'yi hatırlatıyor Hilal Kaplan. Çok da güzel. Aynen. Yerdi, yani verdiği örnek de çok doğru bir örnek. 11 uçak, 12 uçak dolusu mücevherat ve altın. Düşünebiliyor musun? Bak Adnan Menderes o zamanlarda hangi Asya, hangi kıtayı ele geçirmişse. 11 uçak ve Türkiye'de kaç uçak var onu da bilmiyoruz. Bana 11 uçak. Rakam da çok önemli, biliyor musun? Tabii 12 uçak. 1960'dan bahsediyoruz şimdi. Hocam bak burada çok dikkat edilen bir şey var. Ben burada bu bir FETÖ taktiği derken hatırlıyor musun? Arada bir göbeli hatırlatıyoruz biz. Sen de hatırlatasın, ben de. Bir göbel. Propaganda Bakanlığı var orada. Aynen öyle. Neydi? Altın kurumlar bir tanesi. Yalın çok büyük at. Tamam mı? Ve tık sık tekrarlar. Muhakkak inan olacaktır. Bak çok büyük olsun. Böyle ufak tefek milyonlara takılma. Milyon, trilyon. Bir arkasından ve bunu tekrarla. Söyleyeceğin 10 tane cümle içerisinde, kurduğun 10 cümle içerisinde düzgün şeyler söylüyormuş gibi yap. Yap, söyle. Demokrasi ben içselleştiriyorum. Sen bunu yapıyorsun. Ben çocuklarımdan ama araya yalanlarını koy, yerleştir. Ve bunu sürekli yap. Ve çok tekrar. Şimdi bu aynı taktik, bu FETÖ taktiği aynı zamanda. İlkel, ilkel fakat çok başarılı bir taktik. Algıyı yönetmek diye bir şey var. Etki ajanlığı denen bir şey var. Hepsi üstüne koyarak söylüyorum. Şiyah Kaplan çok güzel bir yerden bakmış olaya. 1960'da neydi abi? Öğrenciler öldürülüyor. İşte et ve balık kurumunda kıymadan geçiriliyor. Öğrenciler öldürülüyor. Asfaltın altında gömülüyor. Üstad bak bitmiyor. Don davası. O kitabı herkes okusun. Cımbız davası ve köpek davası diye. Vay be, görüyor musun? Senin cımbız almış. Köpek almış. Bir de don davası var kasasında diye. Üç tane dava, ceza davası açıyorlar ki mazeret olsun diye. Ve fakat bunlar oluyor Türkiye'de. Ve darbe ve arkasından gene CHP var. Değişen bir şey yok. 17-25 yıllık teknik knockout, knockout bunun üzerine kurulmuştur. Milyonlar kutu kutu bilmem ne. Yani taktik aynı taktik aslında. Bildiğim buz gibi FETÖ taktiği diye bildiğimiz. Ve en son geldiğimiz sürece kadar bu. 13 tane 14 tane Murat Çek sordu, cevap verdiler mi? Seni aradılarmış, arayan oldu mu? 14 tane tecavüz dedin. Taciz de neredeydin? Yok. Abicim Yalova'da 30 milyon kayboldu dedin. Urla'dan tut bilmem nereye kadar.
8 tane CHP belediyesinde irtikap, rüşvet, yolsuzluk var. Onlar nerede? Onlar da yok. Yok, olmaz. Hocam ne oldu? Amiral, bundan mı darbulucuya geldik işte? Son plan, son haberi Kurtuluş'tan okuyayım. Ardından iki tane kitabım var. Onu da tanıtıp bitireceğiz. Pandemide Erdoğan'a devirme planı çöktü demiş Akşam Gazetesi'nde. Kurtuluş'tayız. Doğru. Hatırlatıyor. Medyada geniş yer buluyordu diyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 29 Mart'taki MYK toplantısında kurmaylarına erken seçime hazır olun. Sonbaharda ya da kışa doğru seçim bekliyorum dediğini hatırlatıyor. 2021'in sonbaharında erken seçim gerçekleşeceğini çok iddia ediyorlardı. Öyle. Habertürk'te falan işte seçim iddiaları bilmem ne falan filan diyordu. Peki ne oldu da erken seçim söylemleri bir anda kesildi diyor. Hakikaten dönüp bakıyorsun Habertürk'te yapmıyor mesela. Evet. Erken seçim tartışması da yapmıyor artık. Ebru Baki de kafası bir şey düştü. Niye? Yani. CHP erken seçim söylemini bitirir bitirmez Habertürk'te bununla ilgili olarak iddiaları bir anda bitirdi. Bu çünkü Habertürk merkezini arıyor CHP. Herhalde o öyle bilmiyorum. Merkezi tutturamıyor fakat o elemanlarını, orada ajanları var çünkü Habertürk içerisinde. En erken seçim CHP konuşması 29 Mart'ta yapmıştı. Son konuşmayı diyor. Yani 4 Nisan'daki 104 emekli amiralin hükümete hedef alan muhtırasından tam 6 gün önce söyledi. Ondan sonra da bıraktı diyor. 6 gün sonra da diyor emekli amirallerin muhtırası çıktı diyor. Kurtuluş'tayız. Yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim hesapları emekli amirallerin muhtırasına mı dayanıyordu? Sonbaharda ya da kışa doğru erken seçim olacak derken Kılıçdaroğlu'nun bildiği bir şey vardı herhalde diye soruyor. Ama pandemi koşullarında bir erken seçim mi? Erken seçim Erdoğan'ı devirmek için en uygun plandı. Ne var ki bu planda muhtıranın ellerinde patlamasıyla beraber kadük kaldı. Başka bir bahara kaldı. Son bahardı, başka bir bahara kaldı. Şimdi efendim, hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, başta zaten hani onunla ilgili herhangi bir şeyimiz yok ama sahabe-i kiramdan kimi seversin yani kendini kime yakın bulursun desem ben kendim için Hazreti Ömer'i söylerim. Hakikaten çok 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 severim Hazreti Ömer'i. Osmanlı padişahları içerisinde kimi kendine yakın bulursun? Hani en çok sevdiğin hangisidir diye sorsan da Yavuz Sultan Selim'i söylerim. Birçok insan farklı şeyleri söyleyebilir. Gayet doğaldır. Dolayısıyla Yavuz Sultan Selim'le ilgili olarak bu romanlar, hikayeler, tarihle ilgili olan belgeler ne varsa elimden geldiğince okumaya çalışırım ki rahmetli Yavuz Bahaduroğlu da bunların benim en azından bu duygularımın gelişmesine yazmış olduğu romanlarla katkıyı sağlayan bir isimdir. Onun bütün bu Osmanlı'yla ilgili romanlarını falan okumuşumdur. Hatta seriler halinde alıp böyle hani aç kalmış gibi okuduğum dönemleri iyi hatırlarım. Allah gani gani rahmet eylesin. Bu vesile bir kere daha almış olalım. Şimdi Mücahit Küçük Yılmaz, Yavuz Adalet'in Kılıcı diye bir kitap çıkardı. Şimdi yine göstereceğim, buyurun. Şimdi genelde de ben bunları hani okumadan şey yapmıyorum. Tanıtım yapmamaya gayret gösteriyorum. Günümüzde benzeyen az sayıda bir kahramanlık destanını anlatıyor. Çok güzel yazmış. Aşağı yukarı 8-10 paragrafta Mücahit Küçük Yılmaz mecburi meseleleri yazıyor. Ondan sonra şimdi Yavuz'un mecbur kaldığı hikayeleri yazıyor. Mesela Ridaniye Savaşı dediğin savaş muhteşem bir savaştır. 1515. Yavuz Sultan Selim'e ikinci İskender lakabını Şah İsmail'in verdiği lakabı kazanmasına neden olan ve Sina Çölü'nü geçtikten sonra Mısır'ın alınması falan filan işte hilafetin gelmesi. Aynen öyle. Muhteşem bir savaştır ve bildiğim kadarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ve dünyanın birçok akademilerinde bu Ridaniye Savaşı keyiz olarak anlatılır. Tabii. Tamam yani. Çöl var bir de Sina müthiş, Çölü var. Yani Ridaniye müthiş bir şeydi. Zorluğu şartları vesaire. Bunu söyleyeyim süre bitti farkındayım. İkinci kitap da İletişim Başkanlığı'ndan çıktı. Ha bunu Yavuz Adalet'in Kılıcı'nı Timaş'tan çıkmış herhalde. Tarifini görüyorum inşallah yanlış söylemiyorum. Yok Turkuaz kitaptanmış pardon çok özür dilerim. Adalet'in Kılıcı, Yavuz Adalet'in Kılıcı, Mücahit Küçük Yılmaz'ın yazmış olduğu kitabı tavsiye ediyorum. Bir de Hava Seyahati denen bir başvuru kitabı. Çok güzel bir kitap bu da. İletişim Başkanlığı'ndan çıktı. Bunu da yarısını okudum. Bu hikayede şu, havacılık tarihimizi anlatıyor aslında Hikmet. 8 Şubat 15 Mayıs 1914 tarihleri arasında İstanbul Kudüs İskenderiye hava maceramızı anlattı. Teyyarelerin falan ya, o zamanki tabirle yola çıktı. Fethi Bey ve Şükrü Beylerin şehit olduğu o seyahati anlatan ve o dönemin gazetelerinden hem
Fransızcası, İngilizcesi, Arapçası, o dönemin bölge gazeteleriyle ilgili çok, müthiş, çok güzel detaylı. Bir arşiv çalışması, muhteşem bir şey yapmış. Muhteşem, bir araya getirmişler. O dönemin haberlerini de yazmışlar. O dönemi anlatan, İstanbul Kudüs İskenderiye hava seyahatini anlatan, İletişim Başkanlığı'ndan çıkan şöyle bir de referans kitap var. Çok güzel. Hani bu satılmıyor bildiğim kadarıyla ama gelmiş sağ olsunlar. Bunları da biz şeyimize kaldıralım diyelim. Benim, bu tür çalışmalar o kadar güzel ki biz zaman zaman atıyoruz. Şerbetçi'nin şeylerini verirken, kitaplarını verirken diyoruz ki bunları birileri toplaması lazım. Aynen öyle. İşte o toplanmış hap gibi hale getirilmiş. Çok güzel. Ve çok enteresan da bilgiler var içerisinde. Aynen. Günün manşetini bitirdik değerli izleyiciler. Gazete manşetleri ve günün gündemini Hikmet Genç'le birlikte yorumladık. Yarın saat 11'de karşınızda olmak umuduyla hepinize iyi günler diliyoruz.